Peki abi, şimdi Candan Topdemir'le konuştuklarımızı dinledin. Senin öngörün nedir? Yani aslında baktığımız zaman bir ikinci plana atılmış bir sektör görüyoruz. Neden sence böyle? Yani ben dedim ki bu pandemi sürecinde fikir attım ortaya. Kiralar alınmasa mı? Alınsa bile üçte biri mi alınsa? Mekancılar da rahat etse. Yani sence nedir? Öngörün ne rahatlatır, ne iyi gelir bu süreçte? Valla ben de farklı yerlerden farklı şeyler izliyorum. Takip etmeye çalışıyorum bu süreci. Turizm Derneği Başkanı galiba tam şeyin açılımı da bilmiyorum. Onların tabii işletmecilerin ve mekan sahiplerinin ayrı dertleri var. Çalışanların ayrı dertleri var. Onlar çünkü onların da aldığı tedarikçileri var, kiraları var. Onların şeyleri daha farklı. Herkesin kendi penceresinden baktığında bir sürü dertleri var. Onlar biraz daha ötelenmesini istiyorlar. Kiraların düşürülmesini istiyorlar. Tabii mal sahipleri artık şanslı mal sahiplerine denk gelirlerse bir takım anlaşmaya varıp bunun orta yolunu bulacaklarını umuyorum. Ümit ediyorum. Candan da söyledi, Turizm Bakanımız Haziran başında otellerin açılacağını falan söyledi. Ben de yazlık yerlerle konuştum. Çeşme'de bildiğim bazı yerler Temmuz'da açacaklarını söylediler. Ama açılacak bu sosyal mesafe durumu nasıl olacak? Hep yuvarlar olacak mı? Yok rezortlar arası ne kadar olacak? Hiç kimse bir şey henüz bilmiyor tam anlamıyla. Sonuçta bu belirsizlik zaten onda siz konuştuğunuz Candan'la biraz bizi şey yapan bu belirsizlik. Şimdi David, bugün bazı işte özellikle de işte bu pandemi sürecindeki işte yol takvimleri falan paylaşıldı. Hatta herkes de okumuştur şununla alakalı. Fakat sonra gördük ki Habertürk yalanladı bunu. Şöyle söyleyelim, sosyal medyada sohbet platformlarında dolaşan normalleşme planı başlığıyla işte bu PDF dosyasının doğru olmadığını, Evet, böyle doğru bir gelmiş. paylaşımın olmadığını açıkladılar. Habertürk'te paylaşıldı. Şimdi bakarsak birçok şey için plan nasıl olacağı, berberlere bile hani işte maskeler olacak, kullanat, eldivenler olacak, işte önlükler olacak derken, mekanlarla alakalı yani ben Bodrum Belediye Başkanı'nın birçok şeyini duyuyorum ama resmiyette bir hani şunlar olacak, bunlara uyacaksınız diye bir paylaşım yok. Yani hani bu sürecin sizler açısından, DJ'ler, işletmeciler açısından bu kadar mı yani yarınımızı göremez haldeyiz? Yani muhakkak vardır ama insanlara galiba bunu yazmak, yani önceliğimiz bu değili göstermeye çalışıyorlar. Çünkü hani öncelik başka, tamam mekanlar hemen açılıp da insanlar hurra gelmesin ama ben bununla alakalı hiçbir çalışma görmüyorum. Bugün bir tane geldi. Hatta içeriğinde de neler vardı? Buraya not aldım. Sonradan yalanlandı. Böyle bir şey olmadığı söylendi. Valla niye biz ikinci plana atıldık? Bunun sorusunun cevabını biz de bilemeyiz. Bunu biraz büyüklere sormak lazım, devlet büyüklerine. Ya ben biraz önce bir şeyler paylaştım sosyal medyada. Mesela hani AVM'ler açık, parkta gezmek yasak. AVM valesi yok ama hastaneye gittiğinde vale var. Böyle anlamsız şeyler var. Yani sahilde yürüyemiyorsun ama karşı kaldırımda yürüyebiliyorsun gibi, yani daha bu gibi şeyleri hizaya koyamadan bizim şeyleri nasıl böyle el atılacak ve nasıl bir çözüm yolu bulunacak onu hiçbirimiz bilmiyoruz. Evet, bak Alttan onun bak, dışında bir benden örnekler sen, verdi çünkü ama. sektör çalışanlar açısından hiç bakılıp düşünülmüyor maalesef demiş. Belirsiz her şey, sadece tarih veriliyor demiş. Tarih de 1 Temmuz'la alakalı bir tarih var arkadaşlar. Dönüp Evet, dolaşan öyle o bir şey tarih. var. 1 Temmuz'daki tarih için David, sinemalar için söyleniyor. İşte tiyatrolar için söyleniyor. Ki kaldı ki birçok sinema, tiyatro battı. Yani adamlar kiralarını ödeyemiyorlar, salonların kiralarını. Daha bilet satamadan, perde açamadan battılar. Yani şu an yaz için hazır bekleyen kadrosuyla, işte personeliyle, line-up'ıyla, ondan sonra işte bütün planlarıyla mekanlar şu an bekleyen turizm mekanları. Yani bence
Bugün inşallah bugünden itibaren şunun bir haberini yaptıktan sonra daha bu belirsizliğin ortadan kalktığını göreceğiz gibime geliyor. Sen Türkiye'nin büyük kulüplerinde çaldın ki senle de Masuriyet'te çalıştık ki Evet. onun öncesinde senle bir bahar şenliği mevzumuz var. Bir üniversitenin bahar şenliğinde beraber çalışıyorduk. Hiç bu kadar uzun çalışmadığın, sahne yapmadığın süre oldu mu? Hiç olmadı gerçekten. Olmadı. O işte kendimizi bu evde canlı yayınlar yaparak biraz şey yapmaya çalışıyoruz. Artık avutuyoruz mu diyeyim. Ya da paslanmamaya mı çalışıyoruz diyeyim. Yavaş öksürmeye başladım falan diyeyim.